Ben zaman zaman tarım sektöründeki arkadaşlarımla konuşuyorum. Kan ağlıyorlar. Diyorlar ki ya durum çok kötü. Yani biz burada artık kimse bir şey üretmek istemiyor. Çünkü ürettiğini hak ettiği fiyattan satamıyor. Sattığı fiyattan gelecek yıl ne mazot alabiliyor ne gübre alabiliyor. Kan ağlıyoruz diyor ama bu ses pek çıkmıyor. Çünkü çok örgütlü bir durum yok. Zaten işte Avrupa'da da mesela çiftçinin durumu iyi değil. Onlar biraz daha eylemler yapıyorlar. Kendilerini görünür kılıyorlar ama Türkiye'de sanki böyle bir tıpkı emekliler gibi görünmez bir kitle var. Onlar da çiftçiler, bizim çiftçilerimiz. Siz bu fiyattaki farklılık mı diyeyim, uçukluğu nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu merak ediyorum. Yani söylenecek çok şey var ama özünde şu ayarımız kaçtı. Yani bir şeyin pahalı mı ucuz mu olduğunu tam olarak şey yapamıyoruz, algılayamıyoruz. Bir de şöyle düşünün, Türkiye'deki çiftçileri Las Vegas'ın kaybedenleri olarak düşünebilirsiniz. Türkiye'de tarım bildiğiniz bir açık hava kumarhanesi Cüneyt. Çok net. Yani açık hava kumarhanesinden kastım şu. Mesela 2018 yılında Tanzim çadırları kuruldu hatırlarsanız. İşte patates, soğan çok pahalandığı için yapıldı. Soğan depoları basıldı falan. Ondan sonra akabinde ne oldu biliyor musunuz? Ertesi sene yer, gök, soğan ve patates ekildi. Ve bunların çok büyük bir kısmı tarlaya gübre olarak sürüldü. Çünkü toplama maliyetinin bile altındaydı pazardaki fiyat. Çünkü inanılmaz bir arz fazlası. Şimdi çiftçi diyorum ya, denk gelirse voleyi vuruyor. Vurduğu zaman çok büyük para kaldırıyor, çok büyük para kazanıyor. Ama voleyi vurması neye bağlı? Bir, o ürünün o sene mahsulün az olması veya az ekilmiş olmasına vesaire bir sürü böyle işte hava durumuna bağlı. Senin tarlanda iyi olacak, diğer herkesinki kötü olacak. O zaman orantısız bir kazanç, %1000, %10.000 kazançlardan bahsedebilirsiniz. Ama bu kaç yılda bir denk gelir? Bazen 10 yılda bir denk gelir. Bazen 7 yılda bir denk gelir ama geldi mi de acayip gelir. Bakın birebir aynen kumarhane mantığıdır. Hani intermittent reinforcement dedikleri şey bu davranış bilimlerinde, psikolojide. Yani bir mükafat gelecek, çok kuvvetli gelecek ama ne zaman geleceğini bilmediğin için sen oynamaya devam ediyorsun kumarda da. Şimdi tarlada baktığımız zaman yıllar boyunca zarar 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 ediyorlar. Ondan sonra bir sene tutturuyorlar. Ve şimdi bu insanlar bu şekilde ektikleri sürece siz tüketici olarak ne ekileceğini hesabını yapan kimse olmadığı için siz de bu kumarhanenin öbür yüzündesiniz. Bir sene domatesi acayip bir fiyattan yiyorsunuz. Herkes şikayet ediyor. Bir sene çok ucuza yiyorsunuz. Aa ne kadar veya o zaman da kimse zaten konuşmuyor. Bu gelgitten de gençler inanılmaz derecede rahatsız. Ve o yüzden girmek istemiyorlar. Tarımla uğraşmak Peki biz istemiyorlar. bunu bir kader gibi yaşamak zorunda mıyız? Yani bunu mesela ne bileyim başka ülkeler nasıl çözüyorlar? Bir plan, eskiden devlet planlama teşkilatı vardı. Rahmetli Güngör Uras anlatırdı bana. Yani 4 yıl, 5 yıl sonra ne ekileceğini, nereye ne çıkacağını hava raporlarıyla, şeylerle belirlerdik derdi. Şimdi o da ortada yok. Yani bunu belirlemek zor mu bu kadar? Bir ülkenin bunun planını yapması, çiftçiyi yönlendirmesi, neden yapamıyoruz? Eksik olan ne? Eksik olan umursayan bir insan yok. Yani gerçekten yani çiftçi dediğiniz kesim genel olarak bir oy deposu olarak görülür. Seçimden seçime kahvelerde seçimi, bir sivil toplum örgüt seçimi bu dönemlerde buralara gidilir. Duymak istedikleri söylenilir. Buradan da zaten çıkarabiliyoruz ki zaten herkes problemin ne olduğunu biliyor. Ama ondan sonra baktığınız zaman düşünün bu ülkenin başından bir tane İzmirli Tarım Bakanı geçti. Paramız var ki ithal ediyoruz kardeşim dedi. Ne kızıyorsunuz? Size ne dedi? İthal ederiz. Yani üretim planlamasına ihtiyaç olduğunun bile farkında değiller. Yöneticiler ne yazık ki bugüne kadar bunu gördük. Fikri var. Eğitimde de çok yaşadık Cüneyt Bey bunu. Sürekli bir sistem değişiyor. Ben tam anlamıyorum. Benim dönemimde yani bizim dönemimizde 5 yılda ilkokul. İlkokuldan sonra sınava girerdik, sonra ortaokul, sonra lise vardı. Bu 4 artı 4 oldu, öyle oldu, böyle oldu. Herkesin bir fikri var ama gerçekten bilgisi olan insanlar değil, fikri olan insanlar karar mercilerine oturuyorlar. Bugün baktığınız zaman bir mesela bir önceki Tarım Bakanlığı'nın credentiallarına yani nasıl yani bu adam bunu yapabilir mi diye baktığınız zaman tarımın tesisiyle alakası olmayan bir insan. Okey.
Hani adam bilmeyebilir ama iyi adam yönetecektir. Şu vardır, bu vardır. Tarım teşkilatları da Tarım Bakanlığı'nın bürokratları genelde böyle Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nda işte sürgüne mi gönderilecek? Tarım Köy İşleri Bakanlığı'na gitsin kıvamında. Bugün ziraat mühendisleri üniversitedeki hani hiçbir şey kazanamazsan ziraat mühendisi oluyorsun. Oraya gelmiş durumda. Yani insan kaynağı o kadar düşük. Bunların hiçbirinin derdi Türkiye tarımı değil. Tek dertleri işte aydan aya ATM'ye gitsinler, parayı çeksinler. Onu da güzel afiyetle yesinler. Zaten bir şekilde yürüyor işte. Buna çomak sokarsak şimdi bizim başımıza patlar ve değiştirmek isteyenler de hep cezalandırıldı bu ülkede. Biz çıktık dedik ki bakın işte pandemi döneminde çok trajik bir durum oldu. Ve siz şu anda merak ediyorsunuzdur ya bütün Avrupa'da Amerika'da fiyatlar aşağı doğru gelirken niye Türkiye'de fiyatlar artıyor kardeşim diye böyle bir kafanızda evet, soru işareti muhtemeldir. Bunun cevabı çok basit. Baskıcı bir rejim pandemi döneminde çiftçilere elindeki sopayla dedi ki kardeşim zor dönemlerden geçiyoruz. Bu dönemde fiyat artışını istemiyoruz. Bunu biz insani bulmuyoruz. Bizim vicdanlı çiftçimiz de tamam biz dişimizi sıkarız deyip üretti değil mi? Siz hepiniz pandemi döneminde sütünüzü, etinizi yediniz, içtiniz. Ondan sonra ama bu esnada şimdi Türkiye mesela hayvansal yeminin %50'sini ithal ediyor. O dönemde kaptan bulunamıyordu, uçak pilotu bulunamıyordu, kamyon şoförü bulunamıyordu. Her şeyin fiyatı inanılmaz artmıştı biliyorsunuz. O artış döneminde bütün artışı göğüsleyip zarar edip üretimine devam eden çiftçinin bir yerden sonra dediler ki bir dakika enflasyon artıyor şimdi de hani pandemi tamam ama enflasyon da problem siz yine arttırmamaya devam edin. Biz o dönem feryat ettik dedi ki bakın hayvanlar kesiliyor, anaçlar kesiliyor, kimse bu işi yapmıyor artık zarar ediyor insanlar ve çok büyük zarar ediyorlar Cüneyt Bey dedik. Hani faiz sebep enflasyon sonuç mantığı ki ben Nurettin Bey ile defalarca bu konuyu konuştum. Bunun yanlış olduğunu konuştum, bunun bugüne sonuç geleceğini de konuştuk ve hayır dediler işte süt gıdanın anasıdır buraya zam gelirse bütün gıda enflasyonu zaten çok yükseliyor seçimlere gidiyoruz böyle bir şey yapma imkanımız yok dediler ve ölüme mahkum ettiler. Bir yerden sonra artık çiftçi ne oluyorsa olsun dedi ve Avrupa artık tepe noktasına çıkıp fiyatları aşağı doğru gelmeye başlarken Türkiye'de fiyat tırmanışı daha yeni yeni başlıyor. Bakın bu günlerimiz daha iyi günlerimiz. Ben bunu size çok net buradan ifade edebilirim. Yani yıl sonuna kadar et fiyatlarında böyle %40, %50'lik artışları göreceksiniz. Çünkü Türkiye'de hayvan kalmadı, anaçlar kesildi. Yani anneler dediğimiz hani et hayvanının da üretmesi gereken anaç hayvanlar kesildi. Çünkü zararına üretim 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl üst üste zararına üretim yaptırıldı.